Herkese merhaba. Bugün sizlerle yeni gelen Taç Şampiyonası final mücadelesini oynayacağız. Umarım savaşlarda ilerleriz ve keyifli bir video olur. Destemi şu desteği kullanacağım. Normal tipik destem. Bir sürü destansım var. Efsanevim var. Yalnız güzel desteler bulamıyorum. Deste önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen ilk savaşa giriyoruz. Girdik. Evet arkadaşlar, savaşa girdik. Savaşlarda pek konuşamazsam kusura bakmayın, odaklanmam gerekebilir. O kadar profesyonel değilim bu oyunda. Hesabı da bir arkadaştan aldım. Güzel videolar çekmeyi planlıyorum. Umarım abone olursunuz ve like atarsınız. Başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk ataktan gördüğünüz gibi çok zor, çok hızlı bir deste. Kötü olacak ama. Dediğim gibi adam düşük iksirlerle oynuyor. Destesi bayağı hızlı. Ani bir atakla kulesini aldım. Büyük ihtimal bundan sonra savunmaya yatarım ama diğer kulesine de hasar vermeye çalışacağım. Şimdi iksirimizin dolmasını bekliyoruz. Evet. Evet, gördüğünüz gibi şunları durduralım. Evet arkadaşlar, ana kulesine yetişti dev iskelet. Benim saldırı taktiğim bu şekilde oluyor. Dev iskeleti kuleye yetiştirmem bana yetiyor. Ama şu anda çoğunlukla savunma yapacağım. Son 1 dakikaya girdik. Sadece ani ataklar veya şu şekilde savunmalar için yaparım. Evet, büyücü orada çok iş yapacak mı? Evet, oklarımız dönmedi. Dönseydi orayı alalım. Evet arkadaşlar, bu atağını engelleyebildik. Ama yine gelecek adam destesi çok aşırı hızlı bir deste. Çok iyi, prensesi öldürdü. Minyon sürüsünü atalım. Umarım bunları durdurmaya yeter. Yetmezse de dev iskeleti bırakacağım. Evet. Dev iskelet düştü sonunda. Dediğim gibi bu şekilde yani 6 saniyede gelip alması imkansız. Yine de büyücüyü bırakalım, ne olur ne olmaz. Oklarımız da döndü. Evet, ilk maçı aldık arkadaşlar. Eğer çok çok ilerlersem büyük ihtimal ilerleyebilirim. Size ödülden bir savaş öncesini göstereceğim. Şimdi bu savaşı göstereceğim. Çünkü ödülümüz bir savaş kaldı. İnternetim çok zayıf. Ama savaşa giriyoruz. Girdik. Evet. 9 seviye 1'i zaten eşitleniyor kupalar. Bakalım nasıl bir taktik uyguluyor adam. Evet. Adamın taktiğini anlamış değilim ama bir tane hasar aldık. İksirim destem çok ağır. Evet, dediğim gibi. İki defa vurdu prenses. Okları var ya da büyücüsü var. Kasırga. İğneyi vuracağız. Bir tane yeter. Bir tane yeter. Hadi.
Hiç vuramadı. Çok kötü oldu. Umarım bu savaşı alabiliriz ama büyük ihtimal almayacağız. Baya bir hasar yedik. O kuleye bu kadar ne vurdu ya? Ne attı ki? Evet arkadaşlar, bir an göremedim. Şöyle arkadan bir büyücüyü bırakalım yavaş yavaş. Adam tersten geliyor. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Evet, koç başını bıraktı. İskelet sürüsü var. Bunu durdurabileceğini düşünüyorum. Ben buraya mini pekkaya attım. Evet, dediğim gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde durdurdu. Bizse çok hasar yedik. Buna atarsam prenses geliyor. Buna atarsam o geliyor. Arkadaşlar okları atacak bir sürü yer var. Yani videoyu izledikten sonra diyebilirsiniz. Oraya niye atmadım? Buraya niye atmadım? Birini atınca biri durmuyor. Birini atınca biri durmuyor arkadaşlar. Bu savaşı kaybedeceğiz. Evet. İki taraflı geliyor adam. Çok iyi. Hadi. Aa, nasıl döndürüyor o kadar hızlı ise ya. Arkadaşlar destesi çok çok yavaş, çok hızlı pardon. Hızlı hızlı kartları atabiliyor. Bu koçbaşı vurdu mu kule gitti. Vurmadı, iyi oldu. Ama fıçı alacak çünkü oklarım yok. 7 saniyede durdurmam imkansız, almam imkansız. Evet arkadaşlar, bu savaşı böyle kaybettik. Bundan sonra büyük ihtimal bir savaş daha atacağım çünkü ödülü alamadım. Hemen bir sonraki savaşa hızlıca geçiyoruz. Ve arkadaşlar bu desteği kullanıyorum çünkü başka hiçbir desteğiyle oynayamıyorum. Sürekli yeniliyorum. Bu desteğiyle en iyi oynuyorum. Bu kupaya kadar bu desteğiyle çıktım neredeyse. Ama daha iyi desteleriniz, bunun gibi hızlı, yani hızlı değil de güzel desteleriniz varsa yollarsanız sevinirim. Bu cadı üzeri mi oynuyorsun sen ya? Cadıdan başka kartın yok mu ya? Ki cadı, buz golemi, aynası var, cadısı var, buz golemi var. Az hasar verdik. Şunu minyon sürüsüyle durduracağız. İksirimiz dolmasını bekliyoruz. Elektro güzel. Elektro da var. Onu da öğrendik. Aslında yani savunmamız, yani savunma yaptığımız halde vurdumuz iyiydi. Şimdi şunu arkadan bırakıyorum. Hasar verdiğim taraftan gideceğim. Önüne elit barbarlar da atabilirim. Pekka da atabilirim. Ne atacağım bilmiyorum. Elit barbarlar atalım. Şu şekilde yapalım. Evet. Adam sanırım oyunu sattı. Sanırım, emin değilim. Evet, kulesini aldık. Bakıyoruz. Tamam. Bu savaşı da aldık arkadaşlar. Ben artık size sıklıkla yenilmezsem ve çok çok ilerlersem videoda editleyip sadece savaştan ödülden bir önceki savaşları size göstereceğim. Şimdi bir sonraki savaşa geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sonradan bir karar aldım. Bütün savaşları size göstereceğim. Ne olursa olsun, yenilsem de yensem de. Nedeni, bütün savaşları görmeniz, yenilme sebeplerimi görmeniz ve bana haber vermeniz, yani beni bilgilendirmeniz. Burada yanlış yaptın, burada yanlış yaptın. Bu yüzden yani yorumlara, yani daha doğrusu yorum atmayı sakın ve sakın unutmayın.
Elit barbarlar kuleye vurdu. Bir tane daha vurur mu? Süper oldu. Adam büyük ihtimal kulübeci. Şunu bırakacağım. Sonra dön. Şunu bıraktım mı? Birazcık bizi oyalar. Kulübecilerde uyguladığım taktik çoğunlukla uzaktan atmak. Ama yine zor oluyor. Bazı kulübeciler şu şekilde. Orası patlayacak. Şimdi minyon sürüsünü bıraktım. Buz ruhu var. Buz büyücüsü var, pardon. Kuleye vuramadı. Evet. Bir de mezarlık çıktı. Çok güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar, benim de efsanevilerim var ama kullanamıyorum. Hiçbir şekilde, hiçbir destede kullanamıyorum. Bütün destelerde yeniliyorum. Bu destede buraya kadar çıkabiliyorum. Bana yorumlarda öneri destelerinizi koyarsanız çok sevinirim. Hepsiyle videolar çekeceğim ve sizi bunu oylamanızı isteyeceğim. Hangi desteyle daha iyi oynuyorum diye. Dediğim gibi bu desteler çok zor. Şu şekilde bir öfke koyalım ama boşuna. Dediğim gibi kulübeden nefret ediyorum. Bütün kartlarım aynen. Bir de adamın zehri var. En güzeli o. Beni tamamen çaresiz bırakıyor. Evet, 56'da 26'da bıraktı. Adam bıraktı. Neden? Mezarlığı var. Orayı kesinlikle rahat bir şekilde tomruğuyla aldı. Mezarlığı bile kullanmadı. Bu savaşı da kaybedeceğim. Dediğim gibi oyun oynayamıyorum. Uzun süredir oyunu bırakmışım. Ama geri döndüm. En yakın zamanda güzel desteler kurup savaşı alacağım. Daha doğrusu savaşları almayı hedefliyorum. Bu savaşı kaybettik. Kusura bakmayın. Şimdi bir sonraki savaşa geçiyoruz. Bir hesabım daha var. Ondan da video çekip atabilirim. İnanın bilmiyorum. Bu videoya gelen like'lara göre yapacağım. Hemen bir sonraki videoya geçeyim. Savaşa geçeyim. Bu arada YouTube kanalını daha yeni açtım. Evet, çok heyecanlıyım. Konuşamıyorum. Ama sizin desteklerinizle buraları açacağız. Hemen aşağıya inip like atmayı ve abone olmayı unutmuyoruz. Kötü oynuyor olabilirim. Ama bu demek değildir. İleride güzel oynamayacağım. Kimse süper oynayan biri olarak başlamadı oyuna. Hemen devam edeyim. Ben şu şekilde bir hızlı başlangıç yapacağım. Evet. Elit barbarlarım çok düşük. Ama bol bol istiyorum. Çok güzel. En sevdiğim kart. İskelet fıçısı. Evet. Onlar kule alır. Onlar kule alır ya. Kartım. Evet. Yarasaları da bıraktı arkasından. Çok güzel oldu. Arkadaşlar, bu savaş yensem de yenilsem de son savaş olacak. Video uzun oldu. Size bütün savaşlarımı izletmemin sebebini size söylemiştim. Benim hatalarımı görmeniz ve yorumlarda bana söylemeniz. Golem destesi ve bir yenilgi daha. Evet arkadaşlar, dediğim gibi Golem destesi çok ağır bir deste. Onu eritmek için sadece bütün askerlerimi kullanıyorum. Şu şekilde bırakalım. Anca alabilirim. Golem de geldi. Şunu şurada eritelim ki kulenin yanında patlamasın. Şunu da şöyle atmak istiyorum.
Aa, okçularına tek atıyor. Güzel olmuş. Evet, adam nasıl bir deste kurmuşsa bütün askerler bir yana, golemi 5 defa koydu. Utanmasa aynı anda 2 golem atacak. Elit barbarlardan bu yüzden nefret ediyorum. Dikkatleri çok çabuk dağılıyor. Yani kuleye odaklanmalarına rağmen iskelet sürüsü bıraktığınız an artık yoklar. Yani kulenin yanında patlama çok güzel. Şu şekilde büyücü bırakalım. Evet, bu savaş, yani o alacak, benim almam çok zor. Şu şurada bir erisin. Şu şurada bir erisin. Fırın. Düşman fırın. Şu şekilde o fırına bir tane vurdu. Çok güzel oldu. Yine golem geliyor. Şaşırmadım. Şunu bırakacağım önce. Şunlar arka safta. Şunu da bırakacağım. Evet arkadaşlar. Büyük ihtimal yenildik çünkü bu iskeletler kulenin canını feci derecede indirebiliyor. Tebrik ediyorum. Gerçekten son ana kadar çok iyi oynadım. Direndim. Evet, bazı savaşlarda çok kötü oynadım. Destem çok kötü olabilir. Ama bence iyi direndim. Yani iyi direndim. Hemen sandığı açıyoruz. 50 altın, 1 minyon sürüsü, 4 de okçular. Evet arkadaşlar, tekrar girer miyim bilmiyorum, sanmıyorum. Gördüğünüz gibi elit barbarları istiyorum. Yükselteceğim elit barbarları ve onu kullanacağım. Umarım like atarsınız ve desteğinizi söylersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.